bebeğin kendi için tasarlanan yoldan çıkarak annesine kavuşma eylemidir. Normal şartlarda tek yoldan bebek annesine kavuşabilir. Fakat tabii ki de acil, aksi durumlarda da çok güzel bir kurtarma operasyonumuz vardır ki bunun adı da sezaryen ameliyatıdır. Burada bebek annenin karnından da dışarı çıkartılabilir. Normalde Dünya Sağlık Örgütü'nün de verilerine göre sezaryen oranlarının %15 olması gerekirken bugün ne yazık ki dünyada özellikle ülkemizde bu oran %50'leri aşmış durumdadır. Bunun için bunu etkileyen faktörler arasında annelerin tercihleri de yer almaktadır ne yazık ki. Fakat bundan ziyade doğumda uygulanan müdahaleler çok etkilemektedir tabii ki de. Normalde kendi doğum zamanı beklenen ve kendi sürecine bırakılan doğum eylemlerinde anneler doğum sürecini çok keyifli bir anı olarak anlatırken müdahalelerle başlatılan ve müdahalelerle sürdürülen doğum eylemleri anneleri çok zorlayan eylemler olmaktadırlar. Tabii ki de bu da halkta bu söylem çok zordu doğum şeklinde yayılınca annelerin de ister istemez sezaryana meylini arttırmaktadır. Fakat dediğim gibi normal şartlarda zaten bu yol, bebeğin doğum yolu bebek için tasarlanmıştır ve bebeğin geçişi için çeşitli hareketlere de sahip bir yoldur. Bu yüzden mümkün olabildiğince doğumun kendi sürecini beklemek ve süreçte de en az müdahaleyle doğumu sürdürmek çok daha annelerin keyifli birer doğum süreci geçirmesini sağlayacaktır. Doğumun başlama zamanı teorik olarak 38 ve 42. gebelik haftaları arasındadır. 38'de doğan bir bebekle 42'de doğan bir bebek arasındaki riskleri anne-bebek ölüm riskleri üzerinden değerlendiririz. Ve 38. haftadaki risk oranlarıyla 42. haftanın sonuna kadar olan risk oranları arasında çok anlamlı bir fark olmadığı için diyoruz ki 38'e kadar bekleyebilen bir annenin 42'ye kadar beklemesinde de bir sakınca yoktur. Burada önemli olan şey doğumun kendi başlama belirtilerini sunmasıdır. Bunlar ne demektir? Birincisi kasılmaların başlaması ve 5 dakika aralıklarla 30 saniye süren kasılmalar halinde olmasıdır. Tabii ki de bu her annede değişebilir. Burada anlatmak istediğimiz düzenli bir periyotla en az yarım saat, bir saat boyunca devam ediyor olmasıdır. İkincisi suların gelmesi durumu doğumun başladığını bize gösteren belirtilerden bir tanesidir. Ve üçüncüsü de bu muayene ile anlaşılabilir ancak rahim ağzı açıklığının 4 santim, 6 santim ve üzerinde olmasıdır. Aslında eskiden 4 diyebilirdik. Son yapılan çalışmalara göre 6 santimden sonrasının aktif doğum dediğimiz doğumun gerçekten başladığı anlamına geldiğine dair veriler vardır. Doğumun başlamasını beklemenin önemi bebeğin gelişimiyle alakalı çok önemlidir. Doğumun başlamasını beklemek bebeğin gelişimi için çok önemlidir. Çünkü doğumun bu başlama bulguları bebeğin artık ben olgunlaştım mesajı vermesiyle birlikte annenin beyninden gelen sinir hücrelerinin karşılığıdır esasında. Bu yüzden doğum belirtileri bu saydığım özellikle 3 belirti başlamadan başlatılan doğumlarda genelde daha sıkıntılı doğum seyirleri, daha zor aşamalar ve sonunda da çoğunluğunda sezaryana giden süreçler olmaktadır.